19 Nisan, 25 Nisan değerli terazi burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiftedir. Güzel bir hafta olsun, umutlu bir hafta olsun. Yükselen ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Emine Akkaya Official Instagram sayfam. Takip etmek isterseniz de Instagram'dan takip edebilirsiniz değerli terazi burçları. Özellikle terazi burçları maddi olarak destek beklediğiniz ya da aileniz, eşiniz, yakın çevrenizle ilgili bir para mevzusu var. Bununla ilgili bir cevap alıp ona göre ödemelerinizle alakalı sıkışan noktaları toparlamak istiyorsunuz ama istediğiniz insanlardan haber gelmedikçe böyle bir nevriniz dönmüş olabilir. Hiç dönmesin, o her iki taraftan da gelecek haber sizi maddi olarak daha rahata ve derin nefes almanıza yardımcı olacak. Aslında istediğiniz insanlar sizin canınız, ciğeriniz. Onlar bekledikleri bir para var. Biraz geciktirecekler ama bu parayı alacaksınız. Evet, çünkü çok açılmışsınız. Gereksiz borçlarınız vardı. Bu parayı doğru değerlendirdiğiniz takdirde de maddi olarak birkaç ay daha rahat bir evre sağlayacaksınız. Hatalı doğru ödemeler yapın, gereksiz harcamalardan uzak durun diyorum. Evet değerli terazi burcu, iş konularınızla alakalı çok gerginsiniz, orada mutlu değilsiniz ve alternatif nokta bulamadığınız için acayip huzursuzsunuz ve idare etmekten çok fazla yoruldunuz. Bu süreçte de maddi olarak bazı dengeleri de kaybetmek istemiyorsunuz. O yüzden idare ederken psikolojiniz çok fazla yoruldu. Hayatınızdaki hani ben buradan çıkayım başka bir yere gideyim derken bu eylemleri yapmaktan bile kaygı ve endişeniz var. Bu hafta özellikle Mayıs ayı sizin için bu kapılar için fırsatlar, yeni iş teklifleri, yeni oluşturmak istediğimiz kapılarda güzel gelecek değerler var. Bunları hayatımızın içerisine Mayıs'a kadar oturtursak işimizle ilgili pürüzlü giden noktaları iyileştirmiş, daha anlaşmaları güzel olan kapılara hayırlıyla girmiş olacağız. Özellikle radikal karar almanızı öneriyorum. Çünkü iyi niyet mağduru olmak, son 5 yıldır aynı noktadayım ve iyi niyet mağduruyum, haklarımı alamıyorum diyen terazi burçları gitmeniz gerekiyor. Gözünüz karalamalı ve radikal bir şekilde yolunuzu oluşturursanız 12 Mayıs'a kadar dengelerde daha büyük bir rahatlık söz konusu olacak. Ya şöyle söyleyeceğim. Sizde de şu var, buna iyilik yaptım, şuna iyilik yaptım, bana geri dönmüyor, kimse bana destek olmuyor. Yani böyle bir zerdenişte mi bulunmak? Yani bilmiyorum ama dilinize hani devamlı aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Aslında erkek kardeş ya da kız kardeşten gelecek büyük bir destek sizi maddi olarak da çok büyük bir rahatlığa eriştirecek. Hiç beklenmedik bir destek. Yöneticiniz ya da patronunuzla problemli giden diyaloglarda yumuşama, sizi anlayacak evreler ve sizinle iletişimi güçlendirecek ve hak ettiğiniz değerler de var. Ortaklı iş yapıyorsanız ya da avukat, hakim, savcı ya da devletle bağlantılı adalet noktasında iş kapılarınız varsa bunlarla ilgili çok büyük aydınlanma, özellikle miras konularınızın neticelenme başlangıcınızın sevincini oluşturacaksınız. Yani özellikle Mayıs, Haziran sizin mirasla alakalı artık netliğe kavuşmak, sorunları geride bırakıp güzel para parasal evrede daha rahat ve daha dingin hissedeceğiniz bir nokta olacak değerli terazi burçları. Özellikle kredi kartlarınız ya da kimliğiniz çalınabilir bu hafta. Yani o tarihlere dikkat ediyoruz. Kronik bir estetik ya da operasyon düşünüz ya da kronik bir rahatsızlığınız gündeme gelebilir. Ani operasyon olabilirsiniz ama sonu ferah ve aydınlık olacak gözüküyor. Özellikle baba ya da dede ya da dayı dediğimiz kişilerle alakalı aralarında bir para tartışması söz konusu olabilir. Ve bu konuda da biraz gerginlikler yaşansa da bir ev almak, bu kavganın sonrasında sürpriz bir ev alınacak ve bu evde sizin üstünüz olacak. Enteresan bir hikaye var burada. Belki sizin babanıza ait haklar size verilecek ve maddi olarak bu konuda en çok siz destek göreceksiniz. Yurt dışı ya da sanatsal, tiyatro, müzik, dans, resim, ya bu tarz şeylere de merakınız varsa yüksek eğitim ya da bunlarla ilgili eğitim, tiyatral eğitim kafanız olabilir. Mesela haberleşme medya alanında çalışıyorsanız rütbeniz ya da konumunuzda güzel değişiklikler, güzel gelecek teklifleri değerlendirebilirsiniz. Özellikle üniversite ya da liseye hazırlanıyorsanız, çocuklarınız hazırlanıyorsa başarı var. Sadece bu evde çok konuşma var. Bu konuşmayı o çocukların üstünde yapmayın. Bu çocuklar gayet başarıyı sağlayacak diyorum. Evet, ev taşınmak, daha müstakil bir eve geçmek ya da ailenize ait bir evin daha müstakilse müteahhite vermek istiyorsunuz ama müstakil daha iyi değil miydi? Niye böyle bir karar verdiniz? Onu da merak ediyorum. Bence aynı ev kalmalı. Gerek yok. Özellikle
Ordu, Giresun, Samsun bölgesinde bazı mallarınız varsa değerlenecek. Satmanızı uygun görmüyorum. Yurt dışı ile ilgili eğitim kariyerinizle alakalı beklediğiniz bir kağıt olumlu şekilde olacak. Bununla ilgili problem göstermiyor. Kendi işini yapan terazi burçlarında hızlı parasal evrede büyük bir rahatlık ve güçlenme noktanız. Ortaklı süreçte yaşanan riskler geride kalıyor. Daha kâr dediğimiz noktaya doğru hareket sergileyeceğimiz bir evremiz var. Bu ara spora, estetiğe merak sarabilir. Özellikle burun ilgili bunu genizletip operasyonu gözle alakalı estetik durumunuz olabilir. Dikkat edin. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun. Bazı terazilerde çocuk niyetinde şimdiden hayırlı ve mutlu olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.